Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Eğitime Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün Kamu Malı Günü ve eğitime yansımalarını konuşacağız. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Doktor Orçun Madran. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hocam bildiğiniz üzere her yılın Ocak ayı, Ocak ayının birinci günü Kamu Malı Günü olarak kutlanıyor. Özellikle bu programda hem bu günü analım, kutlayalım hem de önemini sizinle beraber değerlendirelim istedim. Eğitim programı olduğu için de elbette eğitimle de ilişkisini kuralım isterim. Nasıl başlayalım? Özellikle bu kamu malı konusunu bir öncelikle değerlendirelim. Kamu malı deyince ne anlıyoruz? Sonrasında diğer başlıklar üzerinden ilerleriz. Ne dersiniz? Kamu malı deyince ne anlamalıyız? Çok teşekkürler. Aslında tabii tüm dünyada kutlanan bir gün ama Türkiye'de bu farkındalığı yaratmaya da çalışıyoruz bir yandan. Aslında kamu malı gününü belki telif haklarıyla birlikte ele alıp değerli izleyicilere telif haklarından kaynaklı bariyerlerin kalktığı bir gün olarak ifade etmemiz doğru olacaktır. Telif hakları aslında farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanıyor. İlgili yerel kanunlar çerçevesinde değerlendirilen bir yapı. Türkiye'de de 70 yıllık bir süre var. Herhangi bir çalışma yaptığınız zaman, bir eser ortaya koyduğunuz zaman, ki bu eser edebi bir eser de olabilir, bir ders kitabı da olabilir, herhangi bir müzik parçası da olabilir. Bunlarla ilgili olarak yaşadığınız süre boyunca ve vefatınızdan 70 yıl içerisinde bu çalışmanızın telif hakları korunuyor yasa çerçevesinde. Ve bu süre dolduğu andan itibaren artık sizin mirasçılarınız çalışmanızla ilgili herhangi bir talepte bulunamıyorlar. İşte bununla ilgili de 1 Ocak itibariyle telif hakkı tamamlanan, telif hakkı dolan eserlerin bir anlamda kamuya açık hale gelmesi kutlanıyor. Aslında burada daha çok Amerika genelinde yapılan çalışmaları tüm dünya takip ediyor ama yerelde de çok önemli eserlerin kamu malı haline dönüşmesiyle birlikte tüm dünyada bu kutlanmaya başlıyor. Bununla ilgili şöyle bir örnek belki verirsek daha iyi anlayacaktır izleyicilerimiz. Örneğin Sabahattin Ali'nin eserleri bir anda bütün yayın evleri tarafından basılmaya başlandı. Buna belki izleyicilerimiz de şaşırmıştır. Hemen hemen bütün büyük yayın evleri bunu çıkardı. Aynı şekilde Küçük Prens isimli çok meşhur bir roman vardı. Bu da bir anda herkes tarafından basılmaya başlandı ve fiyatları da ucuzladı bir anda. İşte bu aslında telif hakkının ortadan kalkması, bunun kamu malı haline dönüşmesi anlamına gelmekte. Bu şekilde de aslında her isteyen bu eserleri basabiliyor, dağıtabiliyor, istediği gibi ücretle de satabiliyor tabii. Ama sonuç itibariyle siz bu çalışmalar üzerinde herhangi bir hak iddia edemiyorsunuz artık. Örneğin Sabahattin Ali'nin kendi ailesinden mirasçıları da artık Sabahattin Ali'nin eserleriyle ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamıyorlar. Aslında bir anlamda kamuya bu eserlerin tekrardan geriye dönüşü söz konusu oluyor. Tabii bazı eserler telif hakkından muaf olarak tamamen aslında ilk ortaya çıktıkları andan itibaren de kamu malı olarak değerlendirilebiliyor. Aslında bizim anonim eserler dediğimiz çalışmalarda bu kamu malı yapısını görüyoruz. Örneğin Nasrettin Hoca'nın fıkralarının herhangi bir şekilde üzerinde bir telif olmamakta ve bunlar aslında direkt kamu malı olarak değerlendirilmekte. Ya da bir takım tarihi eserlerin işte müzelerde sergilenmesi, bunların dijitalleştirilmesi ve paylaşıma sunulması gibi çalışmalarda da aslında bir kamu malı yapısı söz konusu. Türkiye'de pek geçerli olmasa da telif hakları kanunundan dolayı siz
yapmış olduğunuz çalışmanın telifinden vazgeçebiliyorsunuz. Sorumluluklarını aslında devredebiliyorsunuz. Fakat Türkiye'de bu çok mümkün olmuyor. Çünkü telif hakları kanununda yaptığınız bir çalışmayı bir şekilde telifinden vazgeçemiyorsunuz aslında. Ama bunları yine kamuya açık bir halde, hani herhangi bir atıfa gerek kalmadan da paylaşıma açmanız mümkün olabiliyor. Aslında kamunun sahip olduğu bu eserlerin tamamını biz kamu malı olarak değerlendiriyoruz ve 1 Ocak'ta da telif hakkı biten eserleri kamu malı günü kapsamında kutluyoruz. Herkesin herhangi bir ödeme bariyeri, herhangi bir telif hakkı bariyeri olmadan erişmesini mümkün kılması açısından. Özellikle edebi eserler çok da popüler. Dediğiniz gibi bir kitapçıya giriyorsunuz ya da bir fuara gidiyorsunuz. Birçok yayınevi aynı eseri basıyor. Tasarımlarını da değiştirebiliyorlar. Evet. Kapak tasarımlarını ve dediğiniz gibi de çok makul fiyatlarda satılıyor. Peki bu eserlerin dışında başka hangi eserler kamu malına da dahil edilebiliyor? Bu konuda ne söylersiniz? Aslında dediğim gibi yani burada bir ders kitabı ele alalım. Ders kitabını yazan yazarın vefatından 70 yıl geçtiği zaman bu ders kitapları da otomatikman kamu malı haline dönüşüyor. Videolar yine kamu malı haline dönüşüyor. Ses kayıtları kamu malı haline dönüşüyor. Örneğin 1 Ocak 2024'te Walt Disney'in Mickey karakterini ilk aslında videosu olarak oluşturulan bir film var. Bu filmin de telif hakkı doldu ve aslında büyük bir ses getirdi. Evet. Bütün dünya üzerinde. Evet. Yani burada aslında herhangi bir şekilde bir edebi eser değil ama telif hakkı süresi dolan eserleri burada biz kamu malı olarak ifade ediyoruz. Peki o zaman önemli bir soru da bu. Mesela dediniz ki işte ilk animasyon filmi kamu malına dönüştü dediniz. Ya da edebi eserleri fuarlarda görüyoruz. Peki bu eserlerin böyle son kullanıcı tarafından bilinmesi, bunlar nerede toplanıyor? Bu bilgiyi biz nereden elde edebiliriz? Bu yönde ne gibi çalışmalar var? Ona yönelik ne söylersiniz? Şimdi bir kere yayıncılar bunu çok yakından takip ediyorlar. Evet. Ama bunun haricinde de belirli veri tabanları var. Örneğin Türkiye'de de bu fikir ve sanat eserleriyle ilgili çalışmaları yapan ilgili meslek kuruluşlarının bu lisanslarla ilgili, telif haklarıyla ilgili veri tabanları var. Buradan bir arama yapılabilir. Ama bunun haricinde de belki Wikipedia gibi bir takım açık bilgi kaynaklarının veri setleri kullanılarak bir tarama gerçekleştirilebilir. Örneğin siz Türkiye'deki yazarlarla ilgili bir veri seti üzerinde vefat tarihleriyle ilgili bir arama yaptığınız zaman buna artı 70 yıl eklediğiniz zaman otomatikman hangi yazarın eserinin ne zaman devre dışı kalacağını, telif haklarının bunu tespit etmeniz mümkün olabiliyor. Ama direkt olarak hani buna ait özel bir site olup da o siteden bu taramayı yapmamız maalesef mümkün olmuyor. Ama işte yayıncılar bunlarla ilgili taramaları gerçekleştiriyorlar. Buna ek olarak işte çok meşhur olan Sabahattin Ali gibi, işte Küçük Prens gibi bir takım farklı eserlerle ilgili olarak da aslında bunlar medyaya da yansıyor. Fakat belki de bunlarla ilgili en iyi çalışma herhangi bir eserin yazarının hayatta olup olmadığını ve vefat etmişse üzerinden kaç yıl geçtiğine bakmak. Ama bunu da tabii ilgili ülkenin fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de 70 yıl olan bir çalışma belki yurt dışında işte örneğin Amerika'da 100 yıl olarak değerlendirilebiliyor. Farklı ülkelerde bunların farklı yansımaları oluyor. Yıl olarak mı farklılık gösteriyor bu ülkelerde? Evet, her ülkenin kendi telif hakkı yasası. Bir de burada izleyicilerimiz şöyle bir soru gelebilir akla. Neden 1 Ocak? Evet. Yani herkes o tarihte mi vefat ediyor diye. Kanunda şöyle bir yapı var, telif hakları kanununda. Öldüğü yılın devamındaki ilk 1 Ocak'ta telif hakkı devreden çıkıyor. Bu açıdan baktığımız zaman da aslında kamu malı haline dönüşmesi tüm eserlerin 1 Ocak tarihinde oluyor. Yani telif hakkı süresi ne zaman dolarsa dolsun, dolduğu tarihin devamındaki 1 Ocak'ta bu kamu malı haline dönüşüyor. Peki o zaman burada akla başka sorular da geliyor. Eğer eser çeviri bir eserse
Bu durumdaki durum nasıl olabilir? Farklı ülkelerde çevirileri olabilir. Bu noktada belki hani kamu malına dönüşmesiyle ilgili süreler yine değişecektir. Şöyle söyleyeyim, herhangi bir yayın evinin çevirdiği bir eseri, siz o çeviriyi birebir kullanarak o çalışmayı, yani kamu malı haline dönüştü deyip o çeviriyi direkt olarak kullanmanız mümkün olmuyor. Tabii. Onun için aslında eserin orijinalinin bir anlamda telifi düşmüş oluyor. Doğru. Onun üzerindeki bir takım farklı entelektüel ek çalışmalarla ilgili telif hakkı tabii ki devam ediyor. Bu açıdan baktığınız zaman belki de yayın evlerinin kopyalarına baktığımızda o kopyalarda çok ufak değişiklikler görebiliriz. Çünkü her birinin büyük ihtimalle çevirmeni farklı olacaktır. Doğru. Bu anlamda baktığınız zaman belki izleyicilerimiz şuna dikkat etmeli. Herhangi bir yayın evinin yaptığı bir çeviriyi direkt alıp kendi çalışmaları için kullanma esnasında bir takım telif hakları ile ilgili sıkıntılar olabilir. Burada orijinaline ulaşmak, onun belki de orijinal bir çevirisini yapıp o şekilde kullanmak daha mantıklı olabilir. Zaten yayın evlerinin yaptığı çalışmalarda da aslında belki onu herhangi bir telif hakkı ile ilgili bir şey yok ama kendi yaptıkları çalışmayı bir telif hakkı çalışması olarak değerlendiriyorlar ve işte her yayın evi de farklı şekillerde bunu yayına sunmuş oluyor. Evet. Peki o zaman tekrar başka bir soru daha geldi aklıma. Kitaplardan uyarlama filmler olabiliyor. Evet. O zaman yine aynı şey geçerli olabilir. Yani eserin ilk orijinal halinin kamu malına dönüşmesi söz konusu olabilir. Ancak film olduğunda tabii ki o eseri oluşturanlar, yaratanlar için ayrı bir telif hakkı doğuyor. Tabii, yorumunu kesinlikle yapabiliriz o zaman. Kesinlikle. Örneğin kitabın telif hakkı doğmuş olabilir. Ama filmin telif hakkının dolabilmesi için telif hakkı sahibinin işte ya ilgili kurumsa veya ilgili kişi ise orada da bir 70 yıllık Türkiye için konuşuyorum sürenin. Dolması gerekiyor. Tabii burada örnek davalara bakmak lazım. Mutlaka önümüzdeki yıllarda farklı davalar devreye girecektir. Çünkü hukuka bakış açısı aslında davadan davaya da değişebiliyor. İşte kanun üzerine bir takım farklı yorumlar getirilebiliyor. Ben özümde hukukçu olmadığım için çok da yanlış yönlendirmek istemem. Ama örnek davalara bu konuyla ilgili bakmak lazım. Fakat burada önemli olan tabii eserin orijinalinin hangi ülke kanunları kapsamında telif hakkının dolduğunu tespit etmek. Güzel, çok teşekkürler. Peki o zaman biraz da eğitime yansımasını da konuşalım istiyorum. Özellikle hani bu kadar eserin kamu malına dönüşmesi ciddi bir aslında açık eğitim kaynağını da beraberinde getirecek. Peki böyle düşündüğümüzde özellikle bu tarz kamu malı eserlerin eğitime katkısı nasıl olabilir, kullanımı nasıl olabilir? Bu konuda sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Aslında burada küresel bakmak lazım. Çünkü Türkiye'de kamu malı haline dönüşüyor ama tüm dünyadaki eserler kamu malı haline dönüşüyor. Burada özellikle sınırlı kaynaklara sahip olan ülkelerin bu kamu malı haline dönüşen eserler üzerinde çalışma yapabilmesi çok önemli. Bunu sadece edebi eserler olarak da bakmayalım. Bir şekilde kazı sonuçlarında elde edilen tarihi eserler üzerinde de bir takım çalışmalar yapılabilir. Bunlarla ilgili bir takım farklı çalışmalar da gerçekleştirilebilir. Burada yalnız bir parantez açmak lazım. Özellikle kamu kuruluşlarının hem Türkiye'de hem de dünyada dijitalleştirmeden kaynaklanan bir telif hakkı olabileceği durumunu bence değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü siz herhangi bir anonim eseri dijitalleştirdiğiniz zaman dijitalleştirmeden kaynaklı bir telif hakkı ortaya çıkmıyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'de biz bazı kurum ve kuruluşlarda bunu görüyoruz aslında. Örneğin bundan 100 yıl öncesinin bir nota arşivi var. Siz bu nota arşivini dijitalleştiriyorsunuz ve web sayfanızda yayınlarken tüm hakları saklıdır gibi bir ibare koyuyorsunuz. Ama o aslında anonim bir eser. Sizin onu dijitalleştirmiş olmanız, yani web üzerinden erişime sunmanız onun üzerine bir özel telif hakkı getirmiyor. Tamam, siz belki ona bir emek harcamış olabilirsiniz ama bu emek dijitalleştirmeden kaynaklanan bir çalışmada bu otomatikman bir ona telif hakkı geldiği anlamına getirmiyor bizi. Örneğin siz bir eseri, telif hakkı olmayan bir eseri bir stüdyo ortamında bir kayıt haline dönüştürebilirsiniz. Evet, bu kaydın
telif hakkı belki size aittir. Ama bu kayda temel teşkil eden şarkının, parçanın telif hakkı sizin değildir. Onun için aslında bizim özellikle kültürle ilgili, sanatla ilgili çalışmalar yapan kamu kuruluşlarının dijitalleştirme sonrası bu anonim olan veya tamamen üzerinde telif hakkı kalkan eserleri kamuya sınırsız bir şekilde açması lazım. Aslında kamu malı gününde belki de telif hakkı dolan eserlerden çok bizim farkındalık açısından zaten kamuya açık olması gereken anonim eserlerin bir şekilde sunulmasını ön plana çıkartmamız gerekiyor. Eğitim açısından da bunlar çok büyük veri setleri oluşturuyorlar. Örneğin sizin Amerika'daki, Fransa'daki, Avrupa'daki veya dünyanın herhangi bir bölgesindeki bir müzenin dijitalleştirmiş olduğu sanat eserlerini kendi çalışmalarınız içerisinde sınırsız bir şekilde kullanabilmeniz eğitime büyük bir katkı sağlayacaktır. Bundaki anonim yapıyı bizim mutlaka dijitalleştirme sonrasında da korumamız gerekiyor. Herhangi bir telif üzerinde bulundurmamamız gerekiyor ve açık lisanslarla da bunların kullanım şartlarını belirtmemiz gerekiyor. İşte bizim kamu malının bir public domain dediğimiz özel bir işareti var. Evet. Belki eserleri onlarla etiketleyerek dijital ortamda paylaşmamız çok daha iyi bir çalışma olur diye düşünüyorum. Yani burada özellikle sizin de söylediğiniz gibi bu eserlerin aslında depolanması ve dijital olarak sunulması, bunu yaparken de açık lisanslarla aslında daha kolay paylaşılmasının önünün açılması gerekiyor. Bu da bu konudaki en önemli, belki de gelişmeye açık bir yön diye algılıyorum ben. Kesinlikle. Örneğin Türkiye'de üniversitelerin kendi yayın evlerinde zamanında bastıkları, evet, ama daha sonra tekrardan basılması için herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, telif hakkı da dolan eserlerin bir şekilde aslında dijitalleştirip kamu malı etiketiyle dijital ortamdan kullanıma sunulması gerekir. Bu ciddi anlamda büyük bir fırsat sağlayacaktır. Bugün bizim yaklaşık 200'e yakın üniversitemiz var. Evet. Bu 200'e yakın üniversitenin özellikle devlet üniversiteleri tarafında aslında, tabii, mutlaka yavaş yavaş kamu malı haline dönüşmüş telif hakkının kalkacağı eserler de vardır. 1950'lerden, 40'lardan gelen, tabii, çalışmalar vardır. Bunları işte mümkün olduğu kadar süratli bir şekilde dijitalleştirip, bunların üzerindeki telif hakkıyla ilgili çalışmaları da aslında netleştirip bir şekilde paylaşıma sunmak gerekiyor. Belki de bunun hazırlığını önceden yapıp, evet, telif hakkı süresi, o ambargo süresi kalktıkça bunların erişimini sağlamamız gerekiyor. Çünkü bizim kütüphanelerimizde yer alan eserlerin bir şekilde telifi olmadığı zaman bunların dijitalleştirip paylaşılmasının önünde hiçbir engel yok. Hı hı. Ya, kütüphaneler de bu konuda çok öncül çalışmalar yapabilir. Buradaki, mutlaka, dağıtım ve özellikle içeriklerin taranması ve paylaşılması noktasında. Çok değerli bilgiler söylüyorsunuz. Peki hocam, şunu da merak ediyorum. Aslında konuşmalarınızın arasında bundan da paylaştınız. Önümüzde neler yapabiliriz, bu gri alanlara yönelik ne gibi çözümler üretebiliriz noktasında paylaşım yaptınız. Ama özellikle bu kamu malı ve geleceğiyle ilgili sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Bizi neler bekliyor olabilir? Bu konuda ne söylersiniz? Aslında dünyada açık kavramı altında birçok farklı çalışma, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler tarafından destekleniyor. İşte burada açık kaynak kodla başlayan bir süreç, daha sonra açık erişim, açık veri, açık bilim, açık eğitimle devam etti. Burada bir şekilde zaten biz kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan eserlerin, çalışmaların, bunlar bilimsel olabilir, entelektüel farklı çalışmalar olabilir, açık erişimle kamuya tekrardan açık hale getirilmesini istiyoruz. Ama burada büyük ihtimalle bizim koruma yapısı içerisinde tuttuğumuz eserlerin de anonimleştirilip artık bir şekilde kamuya açık hale getirilmesi gerekiyor. Bir küçük örnek vereyim isterseniz. Lütfen. Kültür Bakanlığı'nın kendi içerisinde kullandığı bir envanter sistemi var. Bu envanter sistemi Kültür Bakanlığı'na bağlı bütün müzelerin hem kendi sergiledikleri hem de depolarında duran eserlerle ilgili bilgiler içeriyor. Ve bunlar dijitalleştirilmiş durumda. Hem üst verileri var hem de görselleri var. Ve bunların belki de tamamına yakını anonim eser diyebileceğimiz tarihi eserler.
bunların erişime açılması örneğin çok kıymetli. Bugün müzelerin sadece sergi salonlarındaki biz eserlere belki erişim sağlayabiliyoruz. Evet. Ama bu envanter sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte çok ciddi anlamda araştırmacıların, eğitim alanında çalışan kişilerin de bu çalışmaları yapabilmesi mümkün. Örneğin Amerika'da Metropolitan Müzesi'nin bütün içerikleri dijitalleştirildi ve yüksek çözünürlükte webten herkesin erişimine sunuldu. Bu aynı zamanda aslında ülkeye ve kuruma ciddi anlamda bir prestij de sağlayacaktır. Hı hı. Yani sizin bu açık kültüre destek vermeniz bir şekilde sizin görünürlüğünüzü de arttıracaktır. Kültürel mirasınızın da aslında yaşamasına çok katkı sağlayacaktır. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Özellikle bu müzelerdeki içerikler. Yani ben şöyle de yorumluyorum. Aslında süresi dolmuş ya da unutulmuş eserler bir yerde tekrar canlanıyor gibi ve yaşamaya devam ediyor gibi. Hani ben öyle anlıyorum ve dijitalleşme burada son derece kilit nokta ve tabii ki bir anlamda da paylaşılması, dağıtılması çok da önemli olacak ve kültürel mirasın yayılması için de çok ciddi bir fırsat sizin de söylediğiniz gibi. Burada karar vericiler ve bu konularda çalışan üst düzeyde kurum yetkililerinin kıskanç olmaması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar paylaşıma açık evet. olmak gerekiyor. Evet. Buradaki en önemli noktalardan biri de aslında eğitim alanında zaten telif haklarıyla ilgili bir takım esneklikler söz konusu. Evet. Ama bunu daha geniş kitlelere yayabilmek için aslında bu kamu malıyla ilgili olan farkındalığı daha ileri bir noktaya taşımamız önemli. Aksi takdirde bizim korumadan anladığımız aslında bir şekilde sadece fiziksel korumaya getirmiş oluyor. Halbuki burada koruma bence sonraki nesillere bu çalışmaları aktarabilmek adına yapılan çalışmalardır. Gerçek korumayı biz bu şekilde sağlayabiliriz. Yoksa fiziksel olarak depolarda korunmasının aslında o topluma veya işte küresel boyutta dünyadaki yaşayan kişilere bir faydası yok maalesef. Hı hı. Evet, özellikle vurgu yaptığınız noktalar çok önemli. Korumayı da yaşatma anlamında bir korumaya evet, dönüştürmek kesinlikle. Lazım. Bakış açısını da değiştirmek lazım. Belki işte kamu malı gününün en önemli mesajı da bu olabilir. Yani yaşatmak üzerine bir koruma ve bunu hakikaten nesillere aktarma yönünde bir çaba. Açık eğitim bu anlamda zaten ciddi anlamda dediğiniz gibi birçok gelişmeyi de bizlere sunuyordu. Veri boyutuyla, araştırma boyutuyla, kaynak boyutuyla. Özellikle kamu malının bu yöndeki desteğini de önemsemek gerekiyor. Üniversitelere ve karar vericilere, politika yapıcılara bu yönde çok ciddi aslında iş düşüyor diyebiliriz. Bu noktadaki farkındalığı kısaca nasıl değerlendirirsiniz? Yani kurumlarda ya da üniversitelerde yani bu noktadaki katkıları ne düzeyde, farkındalıkları ya da bu noktadaki projeler var mı? Bu konuda son olarak ne söylersiniz? Uluslararası çalışmalar yürüten bir takım sivil toplum kuruluşları var. Bunlardan bir tanesi de Creative Commons. Hı hı. Creative Commons aslında tüm dünyada açık kültüre destek veren bir sivil toplum hareketi. Türkiye'de de biz Creative Commons şemsiyesi altında kamu malının farkındalık sağlayabilmesi için bir takım rehberler, çalışmalar ve aslında toplantılarda bu konuda çalışan kişileri, özellikle kamu tarafında çalışan kişileri bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bence yerli malı haftası gibi bir kamu malı haftası neden oluşturulabilir. Olur? Özellikle okullarda sanat eserlerine erişimle ilgili kamu malı haline dönüşmesi mümkün olan eserlerin keşfi gibi çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bunu sadece bir edebi eserin ücretsiz şekilde basılabilmesi olarak değerlendirmek haksızlık olur. Doğru. Buna bütün dünyadaki kültürel mirasın paylaşılması olarak bakmak ve bunu birazcık daha geniş çerçevede ele almak gerekir. Belki dediğim gibi bir haftayla bunu kutlamak, okullarda belki kültürel mirasla ilgili bir takım farklı eğitimlerde müfredat içinde yer alabilecek çalışmalara yer vermek uygun olacaktır diye düşünüyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu son mesajınızı da dikkate almak gerekiyor. Bu kamu malı gününü kamu malı haftası şeklinde yaygınlaştırmak, farkındalığı daha tüm kesimlere belki yaymak çok daha önemli olacaktır. O zaman kamu malı günü kutlu olsun diyelim. Çok hocam. Teşekkürler. Sizin de kutlu olsun. Çok sağ olun.
Özellikle buradaki eserlerin yaşamaya devam etmesi, korunarak yaşamaya devam etmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasıyla diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Eğitime Yolculuk programında Kamu Malı Günü ve eğitime yansımalarını değerlendirdik. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın. (Gülüyor)